Evet, merhabalar gençler. Bugün dört halife döneminden bahsedeceğiz sizinle. Hulafayı Raşidin diyoruz biz. Bu dönemler aynı zamanda Cumhuriyet dönemi olarak biliniyor. Ne işlemiştik? Önceki derslerde bir hatırlamamız gerekirse, biliyorsunuz Müslümanlığa geçiş neler oldu, neler bitti, sıra sıra savaşlar işlemiştik. Dönemsel olarak mutlaka hepsini bir tekrar ederek gelin ki Hulafayı Raşidin dönemine bu dönemde karışıklıklar olmasın. Evet, Cumhuriyet dönemi olarak bilinen Hulefai Raşid'in döneminde 4 tane halife çıkacak karşımıza. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Evet, bu 4 halifenin sırasını genelde karıştırıyoruz. Sırasını karıştırmanın dışında bazen halifeleri bile unutuyoruz. Unutmamamız gerekiyor. Çünkü üniversite sınavını düşündüğümüz zaman geçen sene Hazreti Ali döneminden bir soru gelmişti. Ve İslam tarihinden şaşmadan her sene mutlaka bir iki soru soruluyor. O yüzden dikkat edeceğiz, bakacağız ve önlemlerimizi alacağız. Evet, birlikte sizinle birlikte yazmaya başlayalım. Evet, ben ne dedim az önce? 4 halife dönemi. Hulefai Raşidin. Ya da Cumhuriyet dönemi olarak adlandıracağız. Evet, Hazreti Muhammed'in veda hacıyla birlikte Hazreti Muhammed dünyaya veda ediyor. İnsan arasında bir karışıklık çıkıyor. İnsanlar diyor, yahu başımıza getirdiniz birini halife diye. Hani Müslümanlık gelmişti? Hani Hazreti Muhammed Müslümanlar bize inandırmıştı? O zaman o gittiğine göre büyük ihtimalle bu peygamberlik işi de çok yalandır gibi düşünmeye başlıyor. O sıradaki halk. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in 2 senelik halifelik hayatındaki sıkıntılar bununla başlayacak aslında. Evet, Hazreti Ebu Bekir diye bir yazalım sizinle birlikte. Hazreti Ebu Bekir dönemi. Hazreti Ebu Bekir'i yazmaya başladım. Evet, Hazreti Ebu Bekir döneminde ne olacak? Bir yalancı peygamberler diye dediğimiz yalancı peygamberler çıkacak ortaya. Bunlarla savaşacak. Dini bırakmak isteyenler, Müslümanlıktan dönmek isteyenler gibi olaylarla uğraşacak Hazreti Ebu Bekir. Evet, ne olacak başka? Kur'an-ı Kerim ilk defa kitap haline getiriliyor Hazreti Ebu Bekir döneminde. Bir de bir savaş var, Ecnadeyn Savaşı. Doğu Roma Bizans üzerine gidiyoruz biz, İslam ordusu olarak. Suriye'ye doğru yöneleceğiz. Evet, Suriye'ye doğru artık hareket etmeye başladık. Biliyorsun Anadolu'da kim vardı? Doğu Roma Bizans. Bunu unutma, seneler boyu kalacak Doğu Roma Bizans. 1453'te Fatih Sultan Mehmet çekip kalbinden onları vurana kadar. Evet, Hazreti Ebu Bekir dönemi. Ne söylemem gerekiyormuş? Yalancı peygamberler olayı. Hatta şöyle ki gençler, kadın bile var aralarında yalancı peygamberlerin. Evet, Kur'an-ı Kerim'i ilk defa, çünkü dağınık bir şekilde yazılıyor Kur'an-ı Kerim. Yani dağınıktan kastım şöyle. Vahiy geliyor, yazıcı katipler var, yazıyor bunları, tık 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 yazıyor, her biri başka bir yerde duruyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiriyor sevgili Hazreti Ebu Bekir. Evet, bir lakabı var Hazreti Ebu Bekir'in, Sıddık olarak biliniyor. Bu da güvenilir bir şahsiyet. Zaten hepsi çok değerli insanlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiriyor diyorum. Ecnadeyn Savaşı önemli bu dönemde. Ecnadeyn Savaşı'yla Doğu Roma, yani Bizans üzerine gidiliyor. Üzerine Suriye'ye doğru yöneliyoruz. Suriye'ye doğru yöneliriz diyorum. Tamam mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Evet, ikinci halifemiz. Kendisi Hazreti Ömer diye bilinen kişi. Ne diye konuşmuştuk sizinle? Asıl gerçek adı Ömer bin Hattam. İnanmıyordu Müslümanlığa Ömer bin Hattam. Peygamber Efendimiz'e gidiyordu öldürmeye. Bırakın diyordu yanındakiler. Bırakın dedi Peygamber Efendimiz. Gelsin öldürsün. Tam kapıdan girecekken ona haber veriyorlar. Ömer, ya Ömer, hani git diyorlar kız kardeşine bak. Girdiğinde kız kardeşinin evine Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını okuduğu görünüyor. Ve ardından gidip Hazreti Ömer'in biz Müslüman olduğunu biliyoruz. Evet, Hazreti Ömer dönemiyle ilgili neler bilmem gerekiyor? Adaletiyle meşhur bir kişi Hazreti Ömer. Adaletli bir kişi. Evet, ona da adaletli lakabını koymamız gerekiyor. Adaletiyle ilgili birçok kıstas bulunmakta Hazreti Ömer'in. Evet,
ne yapıldı bu dönemde? Çok büyük fetihlere girişildi. İlk defa İslam ordusu Suriye'ye yönelmenin dışında almaya geçti yılları. Evet, hangi fetihler yapıldı? Bir onları söylemem gerekirse Suriye, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan ve Kudüs alınıyor. Kudüs alınır. Evet, biliyorsunuz tarihimizde önemli bir şey, daha önce konularımızı da işlemiştik sizinle zaten. İran medeniyetinde bulunan bir Sasani İmparatorluğu var. Ne demiştik bir hatırlayalım sizinle birlikte. Zerdüş bir toplum, ateşe tapıyorlar, ateş geleler, Ahura Mazda iyilik tanrıları, Ahriman kötülük tanrıydı. Hatırladığınızı düşünüyorum. Yani düşünmek istiyorum en azından. Evet, devam ediyorum. Sasanilerle birlikte bir savaşımız var bizim. Sasanilerle yapılan köprü savaşını kaybediyoruz. Köprü savaşını kaybettik. Evet, Sasanilerle yapılan köprü savaşını biz kaybettik. Devam edeceğim sizinle birlikte. Peki ben buraları aldım da yahu bunlar bana hazır mı geldi? Suriye, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan, Kudüs. Evet, Kudüs. Öncelikle şunu bir düşünelim. İlk mescidimizdi bizim Kudüs. Biliyorsunuz üç semavi din içinde ortak bir yerdi. Kudüs önemli bir yerdi. Evet, Kudüs'ü almak için Amr bin As gidiyor. Fakat diyorlar ki Hazreti Ömer'i çağırın. Hazreti Ömer gidecek almaya şehrin anahtarını. Biliyorsunuz şehrin anahtarı bir sembol. Daha önce de neydi? Pardon, daha sonra olacaktı. Çok özür diliyorum. Selahattin Eyyubi alacaktı Kudüs'ü Hıttin Savaşı'nda. Bir hatırlatayım dedim. 3. Haçlı Seferi inşallah hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, bunlar tabii ki böyle gelmedi elimize bir anda. Amr bin As komutasında diyorum. Komutasında Kudüs'e doğru hareket ediliyor. Kudüs'e hareket ediliyor. Hazreti Ömer'e teslim edeceğini söylüyorlar. Teslim edeceğiz şehrin anahtarını diyorlar. Evet, şehrin anahtarını. Hangi savaşlar alındı? Evet, onu bir hatırlamamız gerekiyor. Kadisiye, Nihavend gibi savaşlarla alındı bu bölgeler. Başka ne bilmem gerekiyor? Evet, Azerbaycan. Azerbaycan'la birlikte Türklere ilk defa komşuluk. Evet, soru olarak gelirse özellikle bunu hatırlayın. Hazarlar Belencer'de biliyorsunuz Türklerin Müslüman olmasını engelleme durumuydu. Bunu da hatırlatayım. Azerbaycan'ın alınmasıyla Türklerle ilk defa biz komşu olacaktık Hazreti Ömer döneminde. Evet, devam ediyorum. Düşünmeye, konuşmaya. Evet, Mısır. Mısır'ın kendi bölgede bulunan Kahire, Fustat. Bu şehri alıyor Hazreti Ömer. Fustat adını verecek. Kahire, Fustat adını verecek diye de ekleyelim. Kahire, Fustat adını verir diyorum. Evet, şimdi gelelim Hazreti Ömer'in. Biliyorsun adaletiyle de tanındı. Bunun dışında birçok fetih yaptı. Yahu Hazreti Ömer bu kadar fetih yaptıktan sonra devlette bir teşkilatlanmaya girmesi gerekiyor. Neden? Çünkü yeni yerler alındığı için yeni girişimlere ihtiyacımız var. Evet, Hazreti Ömer dönemiyle alakalı. Hazreti Ömer dönemi idari teşkilatlanma diye yazalım. İdari teşkilatlanma. Evet. Bir, en önemli şeyi, fethedilen yerlere valiler tayin edecek Hazreti Ömer. Fethedilen yerlere, illere valiler tayin eder diyorum. Bu ilk bileceğim şey. İkincisini söylemem gerekirse, bir yerleri aldım, bir şey uygulamam gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin başlangıcında ben size bunu anlatmıştım. İskan ve istimalist politikasında ilk defa iskan politikasının uygulandığı kadar. İskan uygulamaları başladı diyebilirim daha doğrusu. İskan uygulamaları başladı. Evet, biliyorsun Abbasileri işleyeceğim bundan sonra. Abbasileri işlerken
bir şey bahsedeceğim. Avasın ve Samarra diye. Biliyorsun ki Emeviler ırkçı bir toplumdu. Arap toplumu dışında hiç kimseyi kabul etmiyordu. Fakat Abbasiler öyle değildi. Avasın ve Samarra adı verilen şehirler kuracaklardı Türklerimiz için. Bu dönemde de ilk defa ordugah şehirleri, yeni ordugah şehirleri diyorum. Evet, yeni ordugah şehirleri kuruyor. Dönemin en önemli şeylerinden biri hicreti esas alan hicri takvim uygulamasını başlatmış olması Hazreti Ömer'in. Evet, hicri takvim uygulamasını başlattı dedim. Evet, Hazreti Ömer. Ne yapıyor başka Hazreti Ömer? Bir düşünelim birlikte sizinle. Ne olabilir, ne yapmış olabilir? Halktan ilk defa vergiler almaya başlıyor. Halktan alınan vergiler başlatıyorum. Evet, Hazreti Ömer büyüyen bir devlet, mahkemeler oluşturacak ve kadılar atayacak. Mahkemeler oluşturup kadılar atıyor Hazreti Ömer. Evet, ooo çok önemli bir şey en sona bırakmışım. Bir sürü yer fethettim. Ganimet geldi. Ganimetleri koymak için bir yer oluşturmam gerekiyor. İlk defa bu dönemde devlet hazinesi. Bir devlet hazinesi olan, ismi çok önemli, dikkat et lütfen. Devlet hazinesi, Beytülmal denilen bir devlet hazinesi oluşturdu Hazreti Ömer. Anlaştığımızı düşünüyorum sizinle. Evet, buraya başka da ekleyebilirim. Çok önemli bir şey daha eklemem gerekiyormuş. Şimdi onu söylemem gerekiyor size. İkta sistemi Selçuklu Devleti'nde en önemli uygulamalardan biriydi, biliyorsun ikta sistemi. Osmanlı Devleti'nde daha sonra adı tımar olacaktı. İkta sisteminin ilk uygulandığı dönem. İkta sistemi uygulandı diyorum. Evet, geldim önemli bir yere. Hazreti Osman dönemi. Evet, Hazreti Osman dönemi 3. halifemizdir. Deniz aşırı, yani denize doğru, daha doğrusu öyle diyeyim. Denize doğru birazcık açılacağız. Hazreti Osman döneminde. Evet, şuraya ekleyeyim Hazreti Osman dönemini. En son Hazreti Ali dönemini de sizinle birlikte yazarız. Evet, Hazreti Osman dönemi. Şura adı verilen bir kurul tarafından seçiliyor Hazreti Ömer halife olarak. Şura adı verilen bir kurul tarafından geliyor halifeliğe. Halifeliğe gelir diyorum. Evet. Bunun döneminde bundan sonra halifelik iddiasında bulunacak bir kişi var. Hazreti Muaviye diye tanıyoruz kendinin adına. Emevilerin kendini halife olarak ilan edecek kişisi. Hazreti Muaviye Kıbrıs'ı alıyor. Hazreti Osman döneminde evet. Kıbrıs'ı alır diyoruz. Benim size hep söylediğim ve hep AYT notlarınızda ufak bir nüans vererek hatırlattığım Zat-ü-Savari Savaşı yapılıyor bu dönemde. Zat-ü-Savari Savaşı yapılır. İslam ordusunun deniz savaşı diyorum buna. Evet, Hazreti Osman dönemiyle ilgili bileceğim çok önemli bir şey daha var. Hazreti Ebu Bekir döneminde demiştim ya, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiriyordu Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman da ne yapıyor biliyor musunuz gençler? Kur'an-ı Kerim'i başka bölgelere yolluyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'i bazı bölgelere yollar diyorum. Dağıtıyor yani Kur'an-ı Kerim'i. Evet, Hazreti Osman'ın bildiğim acı bir durumu var. Hazreti Osman maalesef evinde Kur'an okurken de şehit edilecek. Evet, Hazreti Osman evinde Kur'an okurken şehit edilecek. İşte bundan sonra aslında olaylar silsilesi başlayacak. Ne olacak, ne bitecek? Bunu birlikte Hazreti Ali döneminde
göreceğiz sizinle. Evet, Hazreti Ali dönemine bir giriş yapmayı düşünüyorum şimdi. Evet, ilk defa görüş ayrılıkları başlıyor aslında, öyle diyeyim. Görüş ayrılıkları başlıyor. Yavaş yavaş. Hazreti Ali dönemi diyeyim şuraya. Evet, tam bir karışıklık dönemiydi Hazreti Ali dönemi. 2019 AYT sorusuydu. Ne? 2019 AYT'de sorduğu soru Hazreti Ali ile alakalı. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ali döneminde yaşanan olaylardan biri değildir diyordu. Neydi Hazreti Ali döneminde yaşanan olaylar? Bir hatırlıyorum sizinle birlikte. Saffin Savaşı, Cemal Vakası, bir başkent değişimi olacak. Ne olacak başkent? Nereden nereye gidecek? Şimdi sizinle onu konuşacağız. Evet, Hazreti Ali dönemi tam bir karışıklık dönemiydi demem gerekiyor size. Aslında Hazreti Ali bizim için, yani Müslümanlar için çok önemli bir şahsiyet. Hop, kalemim gitti. Hemen alıyorum kalemimi. Hazreti Ali dönemi şöyle uygulamam gerekirse, biliyorsunuz Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in amcasının oğludur. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu olmasıyla birlikte aynı zamanda damadıdır. Kızıyla evlidir Hazreti Ali. Evet, cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir Hazreti Ali. Hazreti Ali'yi bugün nereden nereye koyuyoruz, nasıl bir davanın içine sokuyoruz, bunu bilmemiz gerekiyor sizinle birlikte. Evet, Hazreti Ali dönemine birlikte başlayalım. Evet, Hazreti Ali. Saffin Savaşı diyorum. Ya da Saffin Savaşı'ndan önce şeyle başlayalım. Cemal Vakası'yla başlayalım Hazreti Ali dönemine. Evet, Cemal Vakası. Nedir bu Cemal Vakası? Evet, Arapça bir kelime Cemal Kamer. Deveden geliyor. Deve olayı diye bilmemiz gerekiyor. Deve olayını şöyle bir sizinle birlikte irdeleyelim. Nedir bu Cemal Vakası, deve olayı? Evet, Hazreti Osman şehit ediliyor biliyorsunuz. Katillerinin bulunmasını istiyor Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz'in eşi. Ve yanında bulunan Talha ve Zübeyir deve de geçecek. Hazreti Ayşe bir devin üzerinde savaşacak. Hazreti Ayşe'nin bu savaş karşısında Hazreti Ali ona çok cevap veremeyecek. Aslında Hazreti Ali biliyorsunuz Allah'ın aslanı olarak anılan kişi. Yani bir savaşa girdiğinde devirebilecek güce sahip bir kişi Hazreti Ali. Fakat burada Hazreti Ayşe'ye saldırmamak için bir olay gerçekleşmiyor. Evet, devin üzerinde savaşıyor Hazreti Ayşe. Sonuçsuz bir vakaydı Cemal Vakası. Evet, Cemal Vakası'ndan sonra önemli bir olay var. Saffin Savaşı. Evet, Saffin Savaşı kimdi? Burada bir kişi gördük, Hazreti Muaviye diye. Evet, Hazreti Muaviye ve Hazreti Ali arasında yapılan bir savaş, Saffin Savaşı. Neydi? Hatırlamamız gerekirse Saffin Savaşı. Hazreti Ali yenecekti artık. Yani son vaktine gelmiştik biliyorsunuz savaşın. Fakat orada bir hile kullanmıştı Hazreti Muaviye. Ne yapıyor? Mızrakların ucuna, diyor ki hemen askerlerine, mızrakların ucuna birer Kur'an-ı Kerim sayfası takın. Ve Kur'an-ı Kerim sayfasının takılmasıyla birlikte artık Hazreti Ali bilerek yeniliyor. Ve Saffin Savaşı Hazreti Muaviye'nin, yani bundan sonra kurulacak olan İslam Devleti'nin, Emevi Devleti'nin başarısıyla sonuçlanıyor. Evet, ve burada çok önemli bir olay daha var. Karışıklık dönemi. Medine'de bir karışıklıklar çıkıyor. Kimin ne olacağı belli değil. Kimin halife olacağı belli değil. Hazreti Muaviye diyor ki ben Emeviler soyundan geldim. Halifelik benim hakkım. Hazreti Ali diyor ki ben 4. halifeyim. Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu ve damadıyım. Halifelik benim hakkım diyor. Ve ikisini de istemeyen hariciler adı verilen bir grup bulunmakta. Evet, karışıklık var dedim. Karışıklıktan ötürü bu dönemde bir şey var. Nedir o? Başkent Medine'den Küfe'ye taşınıyor. Gençler, şimdi şunu bir hatırlayalım sizinle birlikte. Size şöyle bir soru da soracak olabilir. Hangisi İslam devleti başkentlik yapmamıştır diye. Hatırlayalım değil bunlar? Medine, Küfe, Şam, Bağdat'a daha geleceğiz. Evet, Küfe'deyiz. Medine'den Küfe'ye taşınıyor. Ve dönemin son olayı, dönemin son olayı olarak bileceğim şey hakem olayıdır. Nedir bu hakem olayı? Evet, bir hakemler çağrılıyor. Amr bin As dediğim, daha önce savaşlarda gördüğüm Amr bin As, Muaviye'nin hakemi oluyor.
Muaviye'nin hakemi oluyor. Bunun dışında Hazreti Ali'yi seven bir grup da var. Hakem olayında ne Muaviye'nin olması istiyor? Hariciler var, yazalım. Muaviye, Hariciler ve Hazreti Ali. Üç taraf var hakem olayında. Hazreti Ali, Hariciler ve Muaviye diyorum. Muaviye'nin hakemi de Amr bin As diyor. Ve son karar veriyor. Amr bin As diyor ki, evet, kararımız şudur ki halife Muaviye olacak diyor. Bunu kabul etmiyor ne Hazreti Ali ne de Hariciler. Bundan sonra olaylar cereyan edecek. Hazreti Ali, Allah'ın aslanı lakaplı kişi, bir gün camiye giderken öldürülüyor bir harici tarafından. Evet, bundan sonra İslam devletinde işte büyük ayrılıkların yaşandığı dönem. Şiilik, Alevilik durumu başlıyor. Ne olacak? Bu Alevilik nereye kadar yansıyacak biliyorsunuz? Osmanlı Devleti'ne kadar etkileri sürecek. Yeniçerilerin içinde dağılacak. Hacı Bektaşi'nin Bektaşiliğinden etkilenecek. Bir sürü konu var buraya girmemiz gerekirse. Evet, ne dedik? Hakem olayı, Cemel Vakası, Saffin Savaşı, hakem olayı ve Medine'den Küfe'ye taşınması. Dört olay. Cemel Vakası'nda şunu ekleyelim. Yazalım Cemel Vakası'nda. Talha, Zübeyr ve Hazreti Ayşe diyorum. Ne istiyorlardı bunlar? Hazreti Osman'ın katilinin bulunmasını istiyorlardı. Evet, dönemde gördüğün gibi Saffin Savaşı'nda yenildik. Neden yenildik? Saffin Savaşı'nı nereye eklesem bilemiyorum şu anda. Şöyle bir çıkarım yapayım. Muaviye mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını asar. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını asmakla birlikte Saffin Savaşı'nda biliyorsun yenilgiyi kabul ediyordu Hazreti Ali. Durun diyordu, durun diyordu, yapmayın bir şey. Evet, gördüğün gibi Cemal Vakası sonuçsuz. Saffin Savaşı, yenilgimiz ve hakem olayı Hazreti Ali'nin nereye eklesem? Şöyle diyelim, bunu yapalım. Hazreti Ali'nin camiye giderken öldürülmesiyle sonuçlandı. Evet, bugün büyük olayların dönemi demiştim aslında az önce size. Öldürülmesiyle sonuçlanır diyorum. Öldürülmesi ile sonuçlanır. Evet, bir daha söylediğim gibi büyük olaylar dedim size az önce. Neden büyük olaylar dedim? Bundan sonra neler olacak? Hazreti Ali, Alevi dediğimiz grup bugün biliyorsunuz Aleviler cem evlerine giderler, camiye girmezler. Hazreti Ali'nin camiye girerken öldürüldüğü için hiçbir Alevi'nin biz camiye girmediğini biliyoruz. Bu da ufak bir kıstas olsun size. Evet, dört halife dönemiyle alakalı anlatacağım aslında bu kadar. Buraya sığdırdım. Hepsini baştan aşağı lütfen özümsemenizi istiyorum. İşte Kahire Tutas şeklinin alındığını, bu dönemde yapılan savaşları, Azerbaycan Türkleri ilk komşuluk burada çok önemli. Ekliyorum fethedilen yerlere valiler Hazreti Ömer dönemi, İskan uygulamaları diyorum. Yine ordugah şehirleri artacak da biliyorsunuz Abbasilerde de. Evet, Hicri takvim hicretin esas alan bir takvimdi. Vergiler, kadılar diyorduk. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde de kadıları işleyeceğiz sizinle. Adli yargılamaları yapacak olan kadınlar daha sonra Şeyh-i İslam'a devredecekler işlerini. Evet, devlet hazinesi Beytülmal denilen sistem oluştu ve ihtar sistemleri Hazreti Osman dönemine geldiğinde, evet, Kur'an-ı Kerim bazı bölgelere yolladığını biliyorum. Kur'an okurken de şehit olacağını biliyorum ben. Görüş ayrılıkları ilk defa başladığı dönem Hazreti Osman dönemi. Ve en son halifemiz Hazreti Ali dönemi. Evet, ne diye anıyorduk? Buraya da ekleyelim. Hazreti Ali'ye Allah'ın aslanı diyoruz. Güçlü bir kişi. Ne diyeceğiz? Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu. Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu olması dışında bir de ne var? Hazreti Muhammed'in damadı. Evet, önemli bir kişilik. Bu kişinin bu olaylara dahil olmasını hiç temel İslam toplumu, emin olun. Evet, üç
olay var demiştim burada. Az önce de ekledim. Pardon 4. Medine'nin Küfe'ye taşınması. Medine'den Küfe'ye taşınıyor. Ne? Başkent. Evet, başkent. Medine'den Küfe'ye taşınıyor. Evet, sadece buradan bir şey hatırlamamız gerekiyor. Halifelik ne zaman geldi, ne zaman bitti? En son bir onu hatırlatarak konumu noktalayabiliriz sizinle birlikte. Evet, 4 halife dönemi. 4. halifemizden sonra biliyorsunuz halifelik Emevilere geçti. Emevilerden sonra halifelik Abbasilere geçti. Abbasilerden sonra Memlüklere geçti. Memlüklerden sonra da Osmanlı Devleti'ne geçti. Kimdi bizim ilk halifemiz ve bundan sonra bütün padişahların halife olmasını söyleyen kişi? Evet, benim de çok sevdiğim bir padişah Yavuz Sultan Selim. 36 tanesini seviyoruz tabii ki ama bazılarına karşı ilgimiz fazla. Yavuz gibi önemli şahsiyetin. Evet, Yavuz Sultan Selim zamanında geliyor ve 3 Mart 1924 tarihinde bir inkılap tarihi konusudur. 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırıyordu. Size orada ince bir şey daha hatırlatayım. 3 Mart 1924